Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Indiana'dan hepinize kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Yakın bir zamanda, yaklaşık bir haftadır bazı kullandığım ekipmanlarla ilgili sorunlar yaşıyorum ve bazı güncellemeler yaptım. Şu ana kadar kanalı takip ettiyseniz, şu ana kadar pek çok videoyu iPhone'la çekiyordum. iPhone'la çekim yaparken de bazı zorluklar yaşadığım için, özellikle kendimi kaydederken, kendimi görmediğim için tripod üzerinde kayıt yaparken, kameramı güncellemeye karar verdim ve Canon M50 modelini aldım. Namı diğer M50. M50 modeli çok yaygın bir model. Herkesin kullandığı bir model. Mark 2 modelini aldım ama Mark 1 modeliyle tamamen neredeyse birebir aynı. Sadece basit yazılım güncellemeleri var üzerinde. Onun dışında Canon M50 ile çekimlerimi yapıyorum. Ayrıyeten de bugünlerde yaşadığım bir sorun var. Şu şekilde. Normalde videolarımı kendim editliyordum. Ta ki 2 hafta önce Tahsin diye bir arkadaşımız var. O bana yardımcı olmaya karar verdi. Onunla anlaştık işte bir şekilde. Şu an uyumumuz da çok iyi yolunda gidiyor. Tahsin bazı videoları editledi ve bana gönderdi. Tahsin'in gönderdiği videoları bu ana kadar iPad'imden kontrol ediyordum ve bazı yerler varsa müdahale ediyordum ama çoğunlukla Tahsin'in gönderdiği videolar neredeyse paylaşılmaya hazır durumdaydı ama işte bazı ufak tefek düzenlemeler kendim yapıyordum. Ama bu hafta iPad'im uzun süredir internette satılıktı. iPad'ime 880 dolar bile bir teklif yaptı. Bu arada iPad'im 2020 model, yani 4. jenerasyon, 12.9 inçti. Kalemiyle beraber satıyordum. 880 dolar bir teklif yaptı. Zaten ben onu da 1100 dolara almıştım galiba. 1100 dolara aldığım için de 880 dolara satmak mantıklı geldi. Hemen sattım iPad'i. Fakat düşündüğüm gibi işler yolunda gitmedi. Hemen bir iPad almaya karar vermiştim. Maalesef iPad'i alamadık. Çünkü Apple'ın bedava kulaklık verdiği kampanya, yani iPad satın aldığınızda bedava kulaklık verdiği kampanya bitmişti. Bu kampanya bitince de iPad almak çok mantıklı değildi şu anki fiyatlarıyla. Biraz erteledim iPad almayı ama bugün Tahsin bir video gönderdi, editlemiş. Bazı kısımları düzenlemek istedim. Fakat benim laptopum biraz eski, yani 3 yaşında falan bir laptop. Halen ofis işlerimi, işte Microsoft Word doküman gibi işleri çok rahat bir şekilde yapabiliyorum onda ama video editlemeye geldiğinde fanı öküz gibi böğürüyor. O yüzden de maalesef yeni bir cihaza ihtiyaç duydum ve gittim Best Buy'a bir Mac Mini satın aldım. Mac Mini'yi belki çoğunuz hiç duymamıştır. Mac Mini enteresan bir cihaz. Eğer evinizde bir monitörünüz, klavye ve mouse'unuz varsa Mac Mini sizler için de bir alternatif olabilir. Şurada Mac Mini'miz. Tabii bu görünecek mi bu şekilde? Bir Mac Mini satın aldım şu şekilde. Size kamerayla göstereyim. Mac Mini bu şekilde. Mac Mini'nin hiçbir ekranı yok. Sadece kutusunun içerisinden bir tane power kablosu ve kendisi çıkıyor. Ürünü kendisi çıkıyor. Maalesef ben de pek bir şey bilmiyorum ürünle ilgili. Ürün güzel diyebiliriz. 8 GB memorisi varmış. 512 GB'da SSD'si varmış. 256'lı vardı bunun. 256'lı bilerek satın almadım. Çünkü daha önce Apple'da çok fazla sorun yaşadığım için, hafıza sorunu yaşadığım için 256'nın işimi uzun vadede görmeyeceğini biliyordum. Bu arada ilk kez bir Apple cihaz kullanacağım. Açmak için normalde Shift Delete Letin, Hak Kalkanın falan böyle pala gibi bıçakları oluyor. Onlarla açıyor ama tırnaklarım sağ olsun yardımcı oldu. Şu şekilde söktük kutunun şeyini. Kameramı açısıyla oynayarak kutuyu birlikte açalım. Hem de bakalım ne varmış ne yokmuş. Şimdi Mac Mini şu şekilde. Küçük bir cihaz. Aslında bu evde benim monitörüm, klavye, mouse'um olduğu için Mac Mini almak bana mantıklı geldi. Herhalde şu bandı sökmem gerekiyor. Evet. Bu bandı söktüğümde arkadaki portları göreceğiz cihazın. Evet, bandı da söktük. Şu şekilde odaklarsa sevinirim. Şurada bir power girişi var. Ethernet kablosu girişi var. İki tane USB Type-C var. Bir tane HDMI çıkışı var. Ayrıca da iki tane USB Tip-A var, portu var. Bunlar da gayet iyi gibi duruyor. Ayrıca da herhalde şurada da bir kulaklık çıkışı var. Şimdi cihaz bu şekilde. Kutudan başka ne çıkıyor onlara bakalım hızlıca. Apple'ın sticker çıktı. Ürünü belki iade edelim. Çünkü daha önce Apple ürünü hiç kullanmadım. Eğer Apple ürünü beğenmezsem iade etme durumunda da kalabilirim. O yüzden şunları hiç ellemeden geri kutunun içine koyalım. Ve bir tane de kablo çıktı. Gördüğünüz gibi HDMI kablosu bile koymamışlar. Şimdi bunu bağlayacağım monitörüme ve işte klavye, mouse'a bağladıktan sonra sizler için orada da bir gösteririm. Bunun içi şu şekilde, hani Apple'ın yeni M1 MacBook'ları çıkmıştı ya, neredeyse birebir aynı bunun. Hafif bir şey, masa üzerinde çok yer tutacağını sanmıyorum. Öyle bir inceleme yapacak durumda değilim, sadece cihazı deneyeceğim işte sizlerle beraber. Şöyle biraz kurcalayayım en azından,
Videonun ilerleyen kısımlarında kurulumunu yaptıktan sonra da detayları sizle paylaşırım. Normalde laptopumu buraya koyuyorum. Laptopu buraya koyduktan sonra işte HDMI bağlantısı falan yapıyordum ama her gün laptopu sök tak. Bıkmıştım artık, yılmıştım bu işten. Şarj aletini kaldıralım. Bu delikanlıyı şuraya yerleştirdim. Masanın burayı çok fazla kullanmıyorum zaten. Hemen kabloyu çekelim. Kabloyu çok sık kullanacağımız için kablo ayağımıza dolanmayacak şekilde arkadan geçirelim. Şimdi bunu buraya yerleştirdik. Mouse'umuzu bağlayalım. Şimdi ondan sonra mouse'umuzu bağladık. Klavye bağlantısını da soracak. Herhalde bu Mac Mini de bundan daha ucuz bir ekipmanla kullanan yoktur. Ve en sonunda HDMI kablomuzu bağlayalım. Start'ı veriyorum. Üzerinde bir hoparlör var. Bunu bilmiyorum mesela ben de. İşlemcisinden biraz bahsedelim. İşlemcisi M1. Yani Apple'ın en yeni tanıttığı işlemci. Açıldı. Şu an için güzel görünüyor. Neyse. Videonun ilerleyen kısımlarında ben aleti biraz daha kurcalarım ve sizlere gerekli detayları paylaşırım. Yok, öyle bir derdimiz yok. En azından öğrenmiş olduk. Cihazın üzerinde hoparlörü de var. Hoparlör satın almak zorunda kalmayacağım. Bu da güzel bir şey. Şimdi ben cihazın kurulumunu yapayım, kurcalayayım. Ardından da sizlerle belki ilerleyen videolarda tecrübelerimi paylaşırım. Bu arada cihazı kaç paraya aldım söylemeyi unuttum. Cihazı zaten iPad'imi $880 satmıştım. $880 sattıktan sonra üzerine $80 daha koydum. Yani $970 aldım. 512 GB, 8 GB hafızası var. Umarım memnun kalırım. iPad almayacak mısın diye ileride sorarsanız da büyük ihtimal yeni modelde alacağım. Diyor ki sen iPad'i satın alabilirsin halen indirimli fiyattan, öğrenci fiyatından, fakat biz sana kulaklığı artık bedava veremeyiz diyor. O yüzden de Apple'a biraz küskünüm ama olsun. Şimdilik bu videoyu burada noktalıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.